Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Saffat suresi. Bugün bu surenin 1-21. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu sure ismini ilk ayette geçen ve Saffat-ı Saffe ifadesinden alıyor. Ve Allahu Teala Saffat ifadesiyle saf saf olanlara yemin ediyor. Saf saf olanlar derken, mesela melekler Allah'ın huzurunda hepsi saf olmuş halde kemerbeste-i ubudiyet tavrı gösteriyorlar. Öte yandan mesela müminler, ehli iman olanlar namazlarda saf saf güzel görüntüler sergiliyorlar. Bu manada bunun çok değişik tezahürleri olabilir. Allahu Teala gerek onlara, gerek Allah yolunda cihad için saf saf gruplar meydana getiren mücahitlere bu şekilde yemin ediyor. Ve saffati saffe, o saf saf olanlara, saf tutanlara yemin ederim. Fezzacirat-ı zecra ve sevk edip sürenlere. Fetteliyat-ı zikra ve bir zikir okuyanlara yemin ederim. Meleklere bakan yönüyle değerlendirildiğinde melekler ve inna lenahnus safun, ileride yine bu surede geçiyor. Meleklerin diliyle deniliyor ki biz Allah'ın huzurunda saf saf duran varlıklarız. İşte melekler Allah'ın huzurunda saf saf, müminler Allah'ın huzurunda günde 5 vakit saflar halinde ibadetlerini takdim ediyorlar. Allah yolunda cihad edenler, savaş yapanlar, onlar yine düşmanın karşısında saf saf durmak suretiyle bunu gösteriyorlar. Fezzacirat-ı zecra, sevk edip sürenlere, meleklere bakan yönüyle değerlendirdiğimizde, mesela insana zarar vermek isteyen bir takım görülmez kuvvetler de var. Şerli kuvvetler, habis ruhlar. Melekler bunları engelliyor. Hafaza meleği denilen melekler bu gibi tehlikelerden insanları muhafaza ediyorlar. Öte yandan yine melekler insanları kötülüklerden sakındırmaları, bu noktada insanlara ilham vermeleri, insanın kalbine gelen bir takım güzel duygularla insanı o kötülükten men etmeleri, bu şekilde onları sakındırmaları ve hayra sevk etmeleri söz konusu. Allah yolunda cihad edenlere bakan yönüyle değerlendirdiğimizde ise onlar da Allah yolunda sevk olunmak ve düşman kuvvetini kırmak gibi bu noktada yine bunun tezahürlerini gösteriyorlar. Fetteliyat-ı zikra, bir zikir okuyanlara, mesela meleklere bakan yönüyle melekler peygamberlere vahiy getiriyor, veli kullara ilham getiriyor ve bu şekilde bir zikir okumaları söz konusu. Mücahitlere bakan yönüyle Allah yolunda cihad ederken Allah Allah diye Allah'ı zikrederek bu cihad işini yapıyorlar. Ve ibadetini yapan Müslümanlara bakan yönüyle elbette namaz esnasında zaten Allah'ın kitabından da tilavet ediliyor ve okunuyor. Cenab-ı Hak bu üç şeye yemin ettikten sonra bunun cevabında şöyle buyuruyor. İnne ilahekum levahid. Sizin ilahınız birdir. Yani sizin mabudunuz, ibadete layık olan zat bir ilahtır. Rabbus semavat vel art ve ma beynehuma. O göklerin ve yerin Rabbidir ve bunların arasında olanların da Rabbidir. Göklerin Rabbi gökleri terbiye etmiş. Semavat dediğimizde bütün yukarı alemler, dünyanın dışındaki bütün alemler bunlara dahil oluyor. Allah onların Rabbi, onları terbiye eden. Arzı terbiye etmiş. İşte dünya belli bir hızla, belli bir yörüngede yoluna devam ediyor. İçinde olan her şey verilen emir dairesinde hareket ediyor. Ve bir de bu ikisi arasında olanlar, gökler ile yer arasında olanlar, bunlara insanlar da dahildir. Çünkü insanlar da gökler ve yerin arasında yer alan varlıklar. Diğer bütün varlıklar da
buna dahil. İşte bütün bunların Rabbidir. Ve Rabbül Meşarik ve Meşarik'in Rabbi. Yani meşrik doğmak anlamında, ilk anda hatıra gelen güneşin doğması. Ama doğan sadece güneş değildir. Ay da doğar, yıldızlar da doğar. Bir de insanın kalbine manevi manalar doğar. Daha önce hatırına gelmeyen bir şey birden hatırına gelir. Bütün bunlar meşarikin Rabbi, yani doğan şeylerin Rabbi, bu manada değerlendirilebilir. Güneşe bakan yönüyle değerlendirdiğimizde Allahu Teala elbette güneşi hem doğduruyor hem batırıyor. Ama burada bilhassa güneşin doğdurulması açısından baktığımızda bu çok muhteşem bir olay. Ve bir tek güneşle şu koca dünyamız o güneş lambasıyla aydınlatılıyor. Ve sene boyunca 365 gün her gün güneş farklı bir noktadan doğuyor. Ve bu açıdan baktığımızda bir tek yerden değil değişik yerlerden doğduğu manası görülüyor. İşte Rabbül Meşrikayn ve Rabbül Mağribeyn Rahman suresinde iki meşrik iki mağripten söz ediliyor. Yani doğduğu yerde iki ayrı çizgi arasında güneş doğar, battığı yerde de iki ayrı ufukta iki ayrı çizgi arasında güneş batar. Ve bütün bunlar bir araya getirildiğinde sayı itibariyle çoktur ve 365 gün boyunca 365 ayrı yerden güneş doğmakta ve batmaktadır. Öte yandan yıldızlar gecenin karanlığında birden görülüyorlar. Gündüz onları görmezken gece olduğunda bakıyoruz bir yıldız görülmüş. Ardından bir başkası görülmüş. Bu manada hem ulvi alem olan yukarı alemlerde hem süfli alem olan dünyada ve dünya içindeki insanların kalplerinde nice doğuşlara şahit oluyoruz. İşte Allahu Teala bütün bunların Rabbi. İnna zeyyenne semaa'a dunya bi zinetin el kevakib. An biz dünya semasını, yakın semayı bir takım zinetlerle süslendirdik. El kevakib, yıldızlarla. Burada Allahu Teala yakın semadan söz ediyor. Semaa'a dunya, yakın sema anlamında. Sema kelimesi küllü ma alake fehuve sema denilmiş. Yani senin fevkinde olan her şey semadır. Mesela bulunduğumuz yerde tavan o binanın semasıdır. Dünya itibariyle ele aldığımızda gökyüzü ve gök kubbe dediğimiz şey dünyanın seması durumundadır. Ve o dünya semasında nice yıldızlar görülüyor ve doğuyor, batıyor ve devamlı orası bir levha misal değişiyor. Gündüzün hakimi güneş, gündüz güneş görülüyor. Gece vakti ise yıldızlar görülüyor. Ve o yıldızlar sene boyunca değişik görüntüler meydana getiriyorlar. Ve işte saf saf dizilmeleri, yıldızların da saf saf dizilmeleri söz konusu. Mesela güneş sisteminde yer alan gezegenler zaman oluyor ki hepsi bir ip çekilmiş gibi bir hizaya böyle diziliyor. Bütün gezegenler aynı hizada yer alıyor. Bu açıdan baktığımızda yukarı sema, üzerimizdeki alem hareketlidir, değişkendir ve orada daima yeni yeni manzaralar meydana gelmektedir. İşte gökyüzü yıldızlarla bu şekilde donatılmış, yıldızlarla şenlendirilmiş. Ve bu ayette zinet olarak ifade ediliyor. Yani yukarı alemin birer süsü. Elbette bizim bilmediğimiz bunlarla alakalı nice görevler var. Onların ve orada bulunan sakinlerinin nice görevleri var. Ama en azından bize bakan yönüyle de dünyamızı şenlendiriyorlar. Görüntü olarak güzelleştiriyorlar. Ve bu da estetik duygu itibariyle baktığımızda gerçekten apayrı bir güzellik. Allahu Teala bizim semamızı çok yüksek kılmış. Mesela evlerimizde diyelim tavan belki yerden 2 metre, 3 metre gibi bir mesafede ama gök kubbe buna baktığımızda çok yüksek ve bu da ayrı bir güzellik meydana getiriyor ve insanı daha böyle rahatlatıyor. Hayalen gökyüzünde yıldızlar olmasa,
gökyüzünde ay olmasa, gece tamamen karanlık bir zemin olsa şimdiki gibi güzel olmazdı. Ama Allahü Teala ayı bir gece lambası yapmış ve yıldızları birer kandil yapmış, küçük birer mum gibi adeta. Onlar da gecemize ayrı bir güzellik katıyorlar. Bu açıdan baktığımızda gece gayet güzel, gündüz de yine gayet güzel. Ve hıfzan min külli şeytanin merit, onları her böyle inatçı, el avuca sığmaz şeytandan da biz koruduk. Bunun açıklaması hadislerde yer alıyor. İşte yeryüzünde ruhani varlıklar da var. Ruhani varlıklardan cinler, şeytanlar var. Bunlar ruhani olmaları hasebiyle yukarı alemlere, mele-i ala canibine yükselmeye çalışıyorlar. Ruhani olduklarından yükselebiliyorlar. Ancak Cenab-ı Hakk'ın وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, burçlar sahibi semaya yemin ederim buyurduğu gibi, yani semada burçlar var. Nasıl ki kaleler olur, kalelerin burçları olur. O kaleyi ele geçirmek isteyenlere o burçlardan böyle ateş edilir. İşte ok, mızrak, daha ne gibi şeyler varsa, Rum ateşi vesaire, bunlarla nasıl ki onlar def edilirler. Ayet-i Kerime böyle bir tabloyu bize anlatıyor. Sema alemi, yani yukarı alem, tamamen meleklerin alemi ve o aleme yükselmek isteyen kötü ruhlar, bir takım şeytanlar ve cinler oralara yükselmek istediklerinde sema kapılarından, sema kalelerinden ve kulelerinden tard ediliyorlar. Ayet-i Kerime gerek burada, gerekse Hicr suresinde, gerekse bazı başka yerlerde bu manalara işaret etmekte. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yıldız kayması dediğimiz olayın bunlara işaret olduğunu bildiriyor. Ve işte cinlerin yukarı aleme çıkıp haber almak istemeleri, meleklerin de onları bir takım şihaplarla, semavi roketlerle tard etmesi, dünyaya göndermesi şeklinde Peygamberimiz anlatıyor. Yine de diyor onlar oradan bazı bilgileri duyarlar ve yeryüzündeki kahinlere kulaklarına fısıldarlar. Ama arada bazı doğruları söyleseler de yalan başka şeyler de katarlar ve karıştırırlar. لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَيِ الْاَعْلَى, o ruhani varlıklar mele-i alaya kulak veremezler. Mele-i ala yüce alemin sakinleri, daha çok bununla kastedilen melekler ve melekler içinde de özellikle mukarrep olan indi ilahide derecesi yüksek olan melekler. İşte cinler ve şeytanlar o yukarı aleme yükselmek isterler, kulak hırsızlığı yapmak isterler ama onları tam dinleyemezler. Ve yugzafuna min kulli canib, ve her canipten, semanın her tarafından taşlanırlar ve geriye püskürtülürler. Duhuran, kovulmak suretiyle bu şekilde kovulurlar, tard edilirler. Ve lehum azabun vasib, ve onlar için daimi bir azap var. Yani dünyada bu şekilde tard edildikleri gibi diğer alemde de bu gibi habis ruhlar için daimi bir azap var. İlla men hatifel hatfete, ancak bir kulak hırsızlığı yapan, yani 3-5 bir şeyler duyan, فَاَتْبَاهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, delip geçen bir şihab onu takip eder. Biraz önce bununla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasını nazara vermiştim. İşte melekler bir nevi semavi roketlerle onları tard ediyorlar ve yıldız kayması dediğimiz olay buna bir işaret. O yıldızların kayması tabii tesadüfi bir olay değil. Bugün ilmen biliyoruz ki her gün dünya semasına ortalama 50 bin civarında meteor, göktaşı giriyor. Ve bu göktaşları sürtünmeden dolayı toz haline getiriliyor. Yani her gün dünyamıza aslında gökten taş yağıyor. İrili ufaklı taşlar dünyamıza geliyor. Demek ki bunlar yukarı alemlerde
hayırlı olan meleklerle şerli olan bir takım şeytanların mücadelesinin bir sembolü gibi. Günümüzde mesela ışınlarla da mücadele, başka türlü mücadelelerde artık ilmen bilinen şeylerden ışınlar tarzında da bu değerlendirilebilir. İşte yukarı alemden devamlı ışınlar da dünyaya geliyor. Bir takım gözle görmediğimiz ışınlar ve yine gözle görmediğimiz o varlıklara bunların tesir etmesi, onları kovmakta kullanılması gayet makul, reddedilecek bir hakikat değil. Festeftihim, şimdi sor onlara. Ehum eşeddu halgan emmen halakna. Yani bizim yarattıklarımız mı daha çetin yoksa onlar mı? İnna halaknahum min tinin lazib. Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Yani burada öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere yönelik bir beyanla karşı karşıyayız. Ey peygamber, onlara sor bakalım. Üste meleklerden bahsedildi. Sema aleminden bahsedildi. Dünya semasından, şihaplardan, bütün bunlardan bahsedildi. Bütün bunları yaratmak mı daha çetin bir mesele? Yoksa çamurdan yaratılan, cıvık bir çamurdan, yapışkan bir çamurdan yaratılan insan mı? Yani bu insan neyine güveniyor? Kendini ne zannediyor? Neye dayanarak öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyor? Bel acibte ve yezharun. Yani doğrusu sen şaştın onların inkar etmelerine. Allah'ın bu kadar harika icraatı varken onların inkarla mukabele etmelerine şaştın. Onlar ise dalga geçiyorlar. Yani öldükten sonra dirilmek mi olurmuş? Olur mu böyle şeyler gibi dalga geçiyorlar. Ve izâ zükkirû lâ yezkürûn. Ve onlar kendilerine öğüt verildiğinde bundan öğüt almıyorlar. Öyle ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan, en güzel anlatan insan, o bile anlattığında bundan ders almıyorlar. Ve izâ ra'au âye yestezhirûn. Bir ayet, bir mucize gördüklerinde bununla dalga geçmek istiyorlar. Ve galu, ve şöyle dediler. İn hâzâ illâ sihrun mubin. Bu ancak apaçık bir sihirdir. Bir takım mucizeler görüyorlar. Ayın ikiye bölünmesi gibi olayları görüyorlar. Ama bunu Hazreti Peygamber'in peygamberliğine vermek yerine bu bir sihirdir. Bize büyü yaptı. Böyle değerlendiriyorlar. E izâ mitnâ ve künnâ turâbe ve izâme. Ve şunu söylüyorlar. Biz toprak olduğumuzda, kemik haline geldiğimizde mi? E innâ lemeb'ûsûn. Biz tekrar diriltileceğiz. E ve âbâunel evvelûn. Ve bizim önceki ecdadımız onlar da mı diriltilecek? Gul ne'am. Ey peygamber, sen de ki evet, diriltileceksiniz. Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Ve entüm dâhirûn. Yani zelil bir vaziyette Allah'ın huzuruna götürülecek, sevk edileceksiniz. Fe innemâ hiye zecratun vahide. Ve sizin dirilmenizle alakalı olay tek bir sayhadır. Tek bir sesle bir anda hepiniz diriltileceksiniz. Zecir kelimesi çobanın koyunlarını güderken diyelim bir musiki aletini çalmasına verilen bir isim. Nasıl ki oradan ses çıkıyor, çıkan sesle o koyunlar o sese göre hareket ediyor. Buradan hareketle şunu ayet-i kerime nazara vermiş oluyor. Allah da dirilmenizi murad ettiğinde tek bir sayha, İsrafil'in bir tek borusunun sesiyle hepiniz bir araya gelecek, toplanacaksınız, Allah'ın huzuruna sevk edileceksiniz. Fe innemâ hiye zecratun vahide. Bu ancak tek bir ses. Fe izâhum yanzurun. Bakarsın ki onlar böyle uyandırılmışlar, diriltilmişler, şaşkın bir vaziyette etrafa bakıyorlar. Veya kendilerine ne yapılacağına bakıyorlar, bekliyorlar. Ve galu, şöyle dediler. Ya veylena, yazıklar olsun bize, vay halimize. Hâzâ yevmuddin, işte bu din günü. Dinin haber verdiği gün. Ve dinin haber vermiş olduğu gün yevmuddin, yevmül cezadır. Yani amellerin karşılığının görüleceği gün. Hâzâ yevmül fasl, işte bu
fasıl günüdür. اَلَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Yalanlamış olduğunuz fasıl günü, artık insanların birbirinden ayrılacağı, iyilerin, kötülerin her birinin uygun yerlere gönderileceği gün işte bugündür. يَوْمُ fasıl artık insanların ayrılması. Dünyadayken müminler, kafirler aynı dünyadalar ve hayatları itibariyle aralarında çok da o kadar kesin ayrımlar olmayabiliyor. Öyle ki mümin çok zor şartlarda, kafir çok iyi şartlarda da yaşayabiliyor. Ama diğer aleme gidildiğinde artık bunlar ayrılacak. Ehli iman olanlar cennete gönderilecek. Ehli küfür olanlar ise cehennem azabına sevk edilecek. Cenab-ı Hak bizleri ehli cennet olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.